Domates sağlığımız için çok önemli bir sebzedir. Ancak Domates bitkileri bazı hastalıklara karşı hassastır. Bunlardan biri de yaprak lekesi hastalığıdır. Yaprak lekesi hastalığı, yapraklarda kahverengi kırmızı lekelerin oluşmasına sebep olan bir mantar enfeksiyonudur. Bu hastalık domates bitkilerinin büyümesini ve verimini ciddi şekilde etkileyebilir. Yaprak lekesi hastalığının kontrol edilmesi ve tedavi edilmesi için birkaç yöntem mevcuttur. İlk olarak Yetiştirdiğiniz domates bitkilerini düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Yaprak lekesi belirtilerini erken fark ederseniz, hastalığı önlemek daha kolay olacaktır. Hastalık belirtileri arasında yapraklarda oluşan lekeler ve yaprakların dökülmesi bulunur. Yaprak lekesi hastalığını kontrol etmenin bir diğer yöntemi ise bitkilerinize uygun bakımı sağlamaktır. Bitkilerinizi düzenli olarak sulayın ve gübreleyin. Ayrıca Bitkilerinizin etrafındaki otları temizleyin ve aşırı yaprakları budayın. Böylece bitkilerinizin hem hastalığa karşı direnci artar hem de hava dolaşımı iyileşir. Eğer bitkilerinizde yaprak lekesi hastalığına rastlarsanız, tedavi edici ilaçlar kullanabilirsiniz. Bu ilaçlar genellikle mantar enfeksiyonunu öldürerek hastalığı kontrol altına almaya yardımcı olur. Ancak Tedavi edici ilaçları kullanmadan önce etikete ve talimatlara dikkatlice bakmalı ve doğru kullanım yöntemlerini izlemelisiniz. Hastalığı tanıma ve teşhis etme. Domates bitkileri yaprak lekesi hastalığının varlığına işaret eden belirtiler göstermeye başladığında, hızlı bir şekilde hastalığı tanımlamak ve teşhis etmek önemlidir. Bu, hastalığın kontrolü ve tedavi yöntemlerinin belirlenmesi için kritik bir adımdır. Hastalığı tanımlarken Yapraklarda oluşan lekelerin şekli, boyutu, rengi ve dağılımı göz önünde bulundurulmalıdır. Yaprak lekeleri genellikle kahverengi veya siyah renkte olabilir ve etrafı belirgin şekilde çevreleyen bir halkaya sahip olabilir. Lekelerin boyutu ve şekli ise hastalığın şiddeti hakkında bilgi verir. Tanı koyarken dikkat edilmesi gereken diğer bir faktör Lekelerin bitkinin hangi bölümlerinde bulunduğudur. Yaprak lekeleri genellikle öncelikle alt yapraklarda başlar ve hastalık ilerledikçe üst yapraklara yayılır. Bu, bitkinin genel sağlığını ve hastalığın yayılma hızını belirler. Tanı koymak için bitki yaprakları üzerinde lekelerin dışında başka belirtiler de gözlenmelidir. Bu belirtiler arasında sararmış veya solmuş yapraklar, yaprak dökümü bitkinin büyüme hızında yavaşlama veya durma gibi faktörler bulunabilir. Bu belirtiler, yapılan teşhisin doğruluğunu ve hastalığın etkisini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Hastalığın teşhis edilmesi, çeşitli yöntemler kullanılarak yapılabilir. Genellikle yaprak lekeleri, bir mikroskop altında incelenerek hastalığın neden olduğu mantar veya bakterilerin belirlenmesiyle teşhis edilir. Yaprak örneklerinin laboratuvara gönderilmesi ve kültür çalışmalarının yapılması da teşhis sürecinde kullanılan diğer yöntemlerdir. Yaprak lekesi hastalığının doğru bir şekilde teşhis edilmesi, Bitki yetiştiricilerine doğru tedavi yöntemlerini belirleme konusunda önemli bir avantaj sağlar. Bu nedenle bitkilerinizde yaprak lekesi belirtileri fark ettiğinizde, bir uzmana danışmak ve teşhis prosedürlerini takip etmek önemlidir. Tomato yaprak lekesi hastalığıyla mücadelede kültürel önlemler. Tomato yaprak lekesi hastalığı, ciddi bir tehdit oluşturan bir mantar hastalığıdır. Bu hastalıkla mücadelede çeşitli kültürel önlemler almak çok önemlidir. İşte yaprak lekesi hastalığıyla mücadelede kullanılabilecek bazı kültürel önlemler. Tohum seçimi hastalığa dayanıklı veya dirençli çeşitlerden seçilen tohumlar kullanılmalıdır. Hastalığa duyarlı çeşitlerden elde edilen tohumlar hastalığın yayılmasını kolaylaştırabilir. Bitki gelişimini teşvik etmek, bitkilerin sağlıklı ve güçlü olması hastalıkla mücadelede önemli bir faktördür. Bunun için bitkilere dengeli beslenme sağlamak, uygun sulama tekniklerini uygulamak ve zararlı organizmaların etkisini azaltmak gerekmektedir. Hasarlı bitkilerin temizlenmesi Hastalık belirtileri gösteren yapraklar ve bitkiler zamanında temizlenmelidir. Bu şekilde hastalığın yayılması önlenir. Dönüşümlü ekim yapmak, aynı tarlada sürekli olarak domates yetiştirmek yerine dönüşümlü ekim yapmak faydalı olabilir. Bu sayede hastalık baskısı azalır. Bitki yoğunluğunu kontrol etmek, bitki yoğunluğunun fazla olması Bitkiler arasında hava dolaşımını engelleyerek hastalığın yayılmasına zemin hazırlar. Bu nedenle bitki yoğunluğu kontrol altında tutulmalıdır. Bitki artıklarının temizlenmesi, hasarlı, hastalıklı veya ölü bitki artıkları zamanında temizlenmeli ve imha edilmelidir. Bu şekilde hastalık kaynağı ortadan kaldırılır. Bitkilere uygun bakım sağlamak, bitkilerin ihtiyaçlarına uygun bakım sağlamak, hastalıkla mücadelede önemli bir adımdır. Gübreleme, sulama, Budama gibi işlemler doğru şekilde yapılmalıdır. Yukarıda belirtilen kültürel önlemleri uygulayarak domates yaprak lekesi hastalığıyla mücadelede başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Ancak bu önlemlerin yanı sıra kimyasal mücadele yöntemlerini de kullanmak gerekebilir. Hastalıkla mücadelede en etkili sonuçları elde etmek için entegre bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Kimyasal mücadele ve ilaçlama Yaprak lekesi hastalığına karşı etkili bir şekilde mücadele etmek için kimyasal ilaçlama yöntemi kullanılabilir. Ancak, ilaçlama işlemi öncesinde ve sırasında dikkatli adımlar atmak önemlidir. İlk olarak, Hastalığın belirtilerinin doğru bir şekilde teşhis edilmesi gerekmektedir. Yanlış teşhis sonucunda yanlış ilaçlama yapılabilir ve bu da hastalığın yayılmasına neden olabilir. Yaprak lekesi hastalığına özgü semptomları; yapraklarda lekeler, kahverengi çürümeler vb. Doğru bir şekilde tanıyarak doğru ilaç kullanımını sağlamak önemlidir. İlaçlama işlemine geçmeden önce, bitkinin büyüme evresi ve hava koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. İlaçlar genellikle çiçeklenme döneminde kullanılmamalıdır. Çünkü bu dönemde arılar ve diğer tozlaşıcı böcekler açısından tehlikeli olabilir. Ayrıca, ilaçlamadan önce ve sonra en az 3 gün boyunca yağmur beklenmiyorsa, Böcek ilacı uygulama işlemi gerçekleştirilmemelidir. Kimyasal ilaçlama işlemi sırasında, etiket talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır. İlacın doğru dozajı ve miktarı önemlidir. Aşırı ilaçlama yapmak, bitkilerin yanmasına veya zarar görmesine neden olabilir. Ayrıca, İlacın bitkinin yapraklarına ve gövdesine eşit şekilde dağılmasını sağlamak için ilaçlama aletinin doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir. İlacın uygun zamanında uygulanması da önemlidir. Hastalığın erken evrelerinde ilaçlama yapıldığında Hastalığın yayılmasını kontrol altında tutmak daha kolay olacaktır. Bitkinin yapraklarının alt yüzeyleri ve gövdelerinin iyice kaplanması gerekmektedir. Yaprak lekesi hastalığına neden olan mantarları enfekte edebilmek için ilacın bitkinin yapraklarına sıkı bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Kimyasal ilaçlama işlemi tamamlandıktan sonra ilaçlama ekipmanının ve kullanılan malzemelerin iyice temizlenmesi gerekmektedir. Bu Gelecekteki ilaçlama işlemlerinde kirlilik riskini azaltır ve kimyasal kalıntıların bitkilere zarar vermesini engeller. Kimyasal mücadele yöntemi birçok durumda etkili olabilir, ancak bu yöntem sadece diğer mücadele yöntemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Bitkilerin büyümesini desteklemek, toprağın uygun şekilde beslenmesini sağlamak ve bitki sağlığını korumak da önemlidir. Bu nedenle, kimyasal mücadele yöntemi, Diğer önleyici ve kültürel önlemlerle birlikte kullanıldığında en iyi sonuçları verir. Biyokontrol yöntemleri. Yaprak lekesi hastalığının biyolojik mücadelesi için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler doğal düşmanların kullanımını içermekte ve kimyasal ilaçlara olan bağımlılığı azaltmaktadır. Bir biyolojik kontrol yöntemi olarak hastalıkla mücadelede doğal düşmanların kullanılması yaygın bir uygulamadır. Bazı böcek türleri hastalığa sebep olan mantarları etkisiz hale getirebilen parazitoidler veya predatörlerdir. Bu doğal düşmanların popülasyonunun artırılması, hastalığın yayılmasını kontrol altına alabilir. Yaprak lekesi hastalığının biyolojik kontrolünde kullanılan bir diğer yöntem ise biyofungisitlerin kullanımıdır. Biyofungisitler, doğal olarak var olan mikroorganizmalar veya genetik olarak değiştirilmiş mikroorganizmalar tarafından üretilen doğal ürünlerdir. Bu biyofungisitler, hastalık yapıcı mantarları engelleyebilir veya etkisiz hale getirebilir. Bunun yanı sıra, Bitki üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturan doğal ürünlerde hastalıkla mücadelede kullanılan biyokontrol yöntemlerindendir. Özellikle yaprakların üzerine uygulanan doğal bakteriyel ve mantar preparatları, hastalık etmenlerinin bitkiye bulaşmasını engelleyebilir ve bitkilerin direncini artırabilir. Biyolojik mücadele yöntemleri, hastalıkla savaşmanın doğal ve çevre dostu bir yoludur. Diğer mücadele yöntemleriyle birlikte kullanıldığında etkisi daha da artırılabilir. Yaprak lekesi hastalığını önleme önerileri. Yaprak lekesi hastalığı, domates bitkileri için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle, hastalığı önlemek için aşağıdaki önerilere dikkat etmek önemlidir. Bitki sağlığını korumak için organik gübreler kullanın. Kimyasal gübrelerin kullanımı bitkileri daha zayıf hale getirebilir ve hastalığa karşı dirençlerini azaltabilir. Bitkileri kalabalık dikmeyin. Yaprak lekesi hastalığı nemli ortamlarda daha hızlı yayılabilir. Bitkileri uygun aralıklarla dikmek, hava dolaşımını artırarak hastalığın yayılmasını önleyebilir. Yaprakları kuruması için gündüzleri düzenli olarak sulayın. Yaprakların çok fazla nemli kalması hastalığın yayılmasını teşvik eder. Bitkileri direkt sulamaktan kaçının, yaprakların toprağa temas etmesini engelleyin. Bahçenizdeki yabani otları düzenli olarak temizleyin. Yabani otlar, yaprak lekesi hastalığının yayılmasına katkıda bulunabilir. Bitkiler üzerindeki lekeleri düzenli olarak kontrol edin. Hastalığın erken belirtilerini tespit etmek, Kontrol önlemlerini zamanında almanızı sağlar. Bitkileri güneşli bir yerde yetiştirin. Güneş ışığı, bitkilerin bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve hastalığa karşı dirençlerini artırabilir. Farklı bitki türlerini bir arada yetiştirin. Monokültürden kaçınarak yaprak lekesi hastalığının yayılma riskini azaltabilirsiniz. Yukarıdaki önerileri uygulayarak domates bitkileri üzerindeki yaprak lekesi hastalığıyla mücadele etme şansınızı artırabilirsiniz. Unutmayın, hastalığın erken teşhis edilmesi ve önlemlerin zamanında alınması, bitkilerinizin sağlıklı ve üretken olmasına yardımcı olacaktır. 11. Hastalığın yayılmasını önlemek için çiftçilere öneriler. Tomato çürüğü hastalığının yayılmasını önlemek için, Bitkilerinizi düzenli olarak gözlemleyin ve hastalık belirtileri olan bitkileri hemen ayırın. Hastalıklı bitkileri yakınında bulunan diğer bitkilere temas ettirmeyin ve bulaşmayı önlemek için ellerinizi ve bahçe ekipmanlarınızı dezenfekte edin. Bitkilere uygun besin ve su takviyesi yaparak bitkileri güçlü tutun. Güçlü bitkiler hastalıklara daha dirençlidir. Hastalıkla mücadele etmek için organik yolları tercih edin. Organik gübreler ve ilaç kullanarak bitkilerin doğal savunma mekanizmalarını güçlendirin. Kültürel önlemler olarak bitkiler arasındaki mesafeyi koruyun ve havalandırmayı iyileştirmek için gerektiğinde bitkileri budayın. Riskli bölgelerde Bitkilerinizi hastalıktan koruyacak her gün çeşitleri seçin. Hastalığa dirençli tohumlar kullanarak enfeksiyon riskini azaltabilirsiniz. Bitkilerinize düzenli olarak bakım yapın ve zararlıları kontrol altında tutun. Zararlılar bitki sağlığını zayıflatarak hastalık riskini artırabilir. Hastalıktan etkilenen bitkileri hızla yok edin ve bahçenizi temiz tutun. Hastalıklı bitkilerin kalıntıları hastalığın tekrar yayılmasına neden olabilir. Bitkilerinizi gerektiğinde destekleyici tedavi yöntemleri ile güçlendirin. Bu, bitki bağışıklığını artırabilir ve hastalığa karşı direnci sağlayabilir. Hastalıkla mücadele etmek için sağlıklı bir toprak ortamı sağlamak önemlidir. Toprağınızı düzenli olarak gübreleyin ve pH dengesini koruyun. Tomato çürüğü hastalığına karşı alınan bu önlemler sayesinde bitkilerinizi sağlıklı ve hastalıktan uzak tutabilirsiniz. Dikkatli gözlem düzenli bakım ve uygun tedavi yöntemleriyle çiftçiler hastalıklı bitkilerle mücadele edebilir ve hasat verimini artırabilir. Taco soslu domates yaprak lekesi yemek tarifi Domates yaprak lekesi hastalığını kontrol etmek ve tedavi etmek için birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlardan biri de domatesleri taco sosuyla pişirmektir. Taco sosu, Domateslerin üzerindeki lekeleri hafifletmek ve hastalığı kontrol altına almak için etkili bir yöntemdir. Tacao soslu domates yaprak lekesi yemek tarifi Malzemeler 3 adet domates 2 yemek kaşığı tacao soslu tuz Zeytinyağı Domatesleri yıkayın ve ince dilimler halinde kesin. Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Dilimlenmiş domatesleri tavaya ekleyin ve hafifçe kızartın. Tacao sosunu ekleyin ve domateslere karıştırın. Tuz ile tatlandırın. Tacın soslu domatesleri düşük ateşte 5 ila 7 dakika pişirin. Yemek sıcak veya soğuk servis yapabilirsiniz. Bu tarif, domates yaprak lekesi hastalığına iyi gelmesi ve domateslerin lezzetini arttırması açısından harika bir seçenektir. Ayrıca, tacı soslu domatesleri yemek, Birçok farklı yemekle de uyumludur. Domates yaprak lekesi hastalığına karşı mücadele ederken lezzetli bir yemek denemek isterseniz, bu tarifi deneyebilirsiniz. Afiyet olsun. Yaprak lekesi hastalığı nedir ve nasıl kontrol edilir? Yaprak lekesi hastalığı, domates bitkilerinde yaygın olarak görülen bir mantar hastalığıdır. Hastalık yapraklarda kahverengi lekelerin oluşmasına neden olur. Kontrol etmek için öncelikle bitkilerinizi düzenli olarak sulayarak ve gübreleyerek sağlıklı bir büyüme ortamı oluşturmalısınız. Ayrıca Etkilenen yaprakları ve meyveleri zamanında temizlemek önemlidir. Hastalığın kontrol altına alınması için fungisit ilaçlar da kullanılabilir. Yaprak lekesi hastalığına neden olan mantarlar nelerdir? Yaprak lekesi hastalığına neden olan mantarlar alternaria solani ve alternaria alternitadır. Bu mantarlar sıcak ve nemli havalarda hızla yayılırlar ve bitkilerde kahverengi lekelerin oluşmasına neden olurlar. Yaprak lekesi hastalığı nasıl tedavi edilir? Yaprak leke kesi hastalığını kontrol altına almanın en etkili yöntemi bitkilerin düzenli olarak sulanması, gübrelenmesi ve sağlıklı bir büyüme ortamının sağlanmasıdır. Ayrıca, etkilenen yaprakları ve meyveleri zamanında temizlemek de önemlidir. Tedavi edici ilaçlar olarak fungisitler kullanılır. Bunlar bitkilere püskürtülerek hastalığın ilerlemesini engeller ve kontrol altına alır. Yaprak lekesi hastalığı domates bitkisinin meyvelerine zarar verir mi? Evet. Yaprak lekesi hastalığı domates bitkisinin meyvelerine de zarar verir. Hastalık ilerlerse meyvelerde çürümeler ve lekeler oluşabilir. Bu nedenle hastalıkla mücadele etmek önemlidir. Yaprak lekesi hastalığından korunmak için neler yapılabilir? Yaprak lekesi hastalığından korunmak için bitkilerinizi düzenli olarak solayarak ve gübreleyerek sağlıklı bir büyüme ortamı sağlamalısınız. Ayrıca, Bitkilerinizi düzenli olarak kontrol etmeli ve etkilenen yaprakları ve meyveleri zamanında temizlemelisiniz. Hastalığın ilerlemesi durumunda fungisit ilaçlar kullanabilirsiniz. Ayrıca bitkileri hava sirkülasyonunun iyi olduğu bir alanda yetiştirmek de hastalıktan korunmanıza yardımcı olacaktır.